Estetikten modaya, güzellikten sağlığa, kısacası yaşama dair her şey Yeliz Akay'la Sabah Keyfi'nde. Yeliz Akay'la Sabah Keyfi başlıyor. Erzurum dedik.
Sivas dedik. Ankara dedik. Elazığ dedik. Ankara. Amasya, Samsun. Her yerden. Ne kadar ülkenin hepsini almışsın. Evet. Edirne'den Kars'a demişsin ya hakikaten. Gerçekten. Yani Erzurum. Erzurum deyince şöyle bir kabardı, şöyle bir şey oldu böyle. Ama ekranların başındaki memleketleri duyunca onlar da kabardılar. Eminim. Değil mi? Yani. Hani Erzurum deyince, Ankara deyince. Ankara'yı da bak öyle. Misket bak. Tabii. Her ne kadar... güzel bir albüm yaptık ve hakikaten. İlk sana geldim. İlk artık... bana geldin. Zaten haftalar öncesinden sözleşmiştik evet, değil mi Ayşegül'cüm? İnşallah yeni bir uğur geçer. Dedim. Evet, bomba gibi bir albüm. Yezicim gelirim ama yani yeni albüm çıksın ondan sonra falan böyle bir... Ama sonunda geldin. Evet. Evet şöyle evet. Seni yayın alayım Ayşegül'cüm. Söz müzik arasına ay. Çok güzel. Hakikaten şey olmuş böyle. Siz zaten tanışıyorsunuz. Tabii tabii. Değil mi? Yani çok eskiden. Kendisi. Değil mi? Şükrü Cömert Türkiye'de önemli bir isim. Değerli hocalardan bir tanesi. Teşekkür ederim. Değil efendim. Mi? Bugün türkü diyeceğiz. Bugün bir hafta bizler ara vermek durumunda kaldık. Banttan girdi yayınlarımız. Ama bugün itibariyle canlı. Bugün canlıyız. Bugün canlıyız. Bakayım. Bugün yalan yok. Şey bugün yok yani. Bugün bizim bağlamalar bugün olmasa da. Bağlı evet. Keşke olsaydı. Keşke. Çok da şık olurdu. Şimdi dün akşam benim program falan vardı. Sabah da dedik hani o riski de pek göze alabilir miyiz, alamaz mıyız falan ama bugün böyle... Şükrücüğüm sen dedin işte gözlerimin altına gezdim şöyle bir fondöten, şöyle bir pudra hani gözün gayet de güzel görünüyorsun. Teşekkür şöyle ederim. Ekranları başındaki izleyicilerimize de birer günaydın diyelim. Tabii. Ekim TV ekranlarından günaydınlar sevgili izleyenler. Güzel günler diliyoruz. Hayırlı, bereketli, bol kazançlar olsun inşallah. Bak bir hafta ara verdik böyle bir programı hakikaten özlemişim ya. Hakikaten bak kameramanımı bile özlemişim. Enerji depoladım evet. Hakikaten bir hafta boyunca. Bizleri takip eden izleyicilerimiz de zaten... biliyorlar. TürkSat'tan dolayı Almanya çıkışlı olduğumuz için TürkSat'tan dolayı bir hafta yayın yapamadık ama aynı saatimizde 10-12 arasında Yeliz Akali sabah yedinin. Ama seyrediliyorsunuz. Önceki, ben yurt dışına falan da gidiyorum çok. Programları işte yayınlandı ama Bahtan yayınlandı. Bugün canlı. Bugün bakayım, pazartesi sendromunu dürttün mü kendini bak. Vallahi canlı. Hakikaten canlı. Bugün türküler diyeceğiz. Şöyle kahvaltımızı yapacağız. Şöyle bizleri izleyiniz efendim. Hem kilolarınızdan kurtulun. Büyük bütçeler ayırmayınız. Spor yapmak için kahvaltınızı yiyin. Ondan sonra böyle ne yapacağız? Potpourri diyeceğiz. Böyle halaylar diyeceğiz. Hareketli parçalarla. Değil mi? Aynen öyle. Kilolarımızı atacağız. Hem de keyifleneceğiz. Hem de pazartesi sendromundan kurtulmuş olacağız. En güzeli. Bundan sonra SMS'lerimiz yok. 39-29 SMS'lerimizi gönderiyorduk. İstek türkülerimiz için. Ne yapıyoruz efendim? Mesajlarınız için yeni bir sistem, yeni bir oluşum. Öyle mi? Ekin TV büyüyor efendim. Ekin TV büyüyor. Daha büyüyerek. Vadi TV'miz evet. Oluştu. Yeni bir bebek Vadi haberim TV. Haberim var o da hayırlı olsun. Evet frekanslarımız her şeyimizde işte. www.ekinmediagroup.com şöyle bir slash olacak. Ziyaretçi defterine giriyorsunuz. İsteklerinizi, önerilerinizi, kıyafetlerimizin değerlendirmesini her şeyi yazıyorsunuz efendim. Benim izleyicilerim Ekin TV izleyenleri değerlendirme yapıyor. Öyle mi? Evet. Baylarımızı, bay konuklarımızı, bayan konuklarımızı ve beni değerlendiriyorlar. Bazen şık seçiyorlar, bazen rükü seçiyorlar. Onu da belirteyim yani. Öyle bir SMS alırsın. Ama şey kabul edeyim ben. Böyle iki tane güzel bak, hanımın yanında ben rüküştüğü kabul ediyorum. Başka ay teşekkürler. Ay teşekkürler. Ama bugün aranızda sanki şey en renkli ben miyim? Sen de siyah giymişsin. Evet. Ayşegül de siyah giymiş evet. Takılara kadar. Evet. Ayşegül zaten geldi. Ama böyle saçı en azından başı... uyumluyuz. Uyumluyuz. Evet uyumluyuz. Kesinlikle. Aynen uyumluyuz. Ayşegül sevgili izleyenler Ayşegül Pınar geldi. Sabah kaçında kalktın? Saçı başı yapılı, makyaj yapılı böyle. Yani hep kaçta kalktın? Hep öyleyim ama. Bütün programlarda öyleyim. Yani çok özenirim. Çünkü ekran karşısındaki değerli dostlarımıza çok saygılıyımdır. Değil o mi? Öyle olmak zorunda. Şöyle yeni bir bebek. Evet, İnşallah yeni bir albüm. Şans getiririm. Bir hafta oldu. Ay. Evet. Çok daha 5 Mart'ta 3 Mart'ta evet. Albüm tanıtımı vardı. Albüm tanıtım gecesi vardı. Hakikaten inşallah sana uğur getiririm. İnşallah. Ayşegül'cüm inşallah. Evet. Şans getiririm. Şanslıyım dedim. Albüm için şanslıyım. Adı üstünde. Şanslıyım. Şanslıyım. Evet. Öyle bir bakış atmış ki sevgili izleyenler şöyle kapağı göstermek istiyorum yani. Hani şanslıyım diyor yani. Şanslıyım. Hakikaten şanslı var. Güven var kendisine. Yani özgüveni aynen sağlam. Aynen öyle. Aynen. Herkes gelse şanslıyım der mi bilmiyorum ama ben diyorum Şükrü Cömert için. Tanıdım, çok şanslıyım. Ali Çınar'ı tanıdım, Aşık Mazlumi'yi tanıdım, Musaib'i tanıdım, daha nice hocalarımı tanıdım. Onun için değil şanslıyım. Mi?
Şöyle bir albüme baktığımda Şükrü ile de çalıştın herhalde. Şükrü tabii hatta düetimiz de var. Düetimiz var. Çok güzel. Çok böyle arka planda da olsa yine de belli oluyor. Sesimiz var orada. Evet. Hatta çok yazıyor güzel. İçinde de yazıyor. Teşekkürler. Teşekkürlerim de yazıyor ben, ayrıca. Gecede Ankara'da olduğum evet, için katılamadım. Çok özür diliyorum. Ama kalbi bizimleydi. Onu aynen, hissettim kesinlikle, ben. Kesinlikle, kesinlikle. Ankara'da konser mi vardı? Evet, daha önceden vermiş olduğu bir söz. Peki. Şöyle bir resimlere baktığımda hakikaten çok şık ya. Böyle şey denizde arkana almışsın. Resimlerde kimlerle çalıştın? Kim çekti? Orijinal bir zaten fotoğrafların. Şenol Büyük diye bir değerli hocamızla çalıştık. Çok da güzel oldu. Yerler, mekanlar hepsi orijinaldir zaten. Saz olmadan olmaz bak. Bak. Saz Ayşe olmadan Güpüler'i olmaz. Zaten sazıyla tanıdılar. İşte elinde tabii. Bağlaması, yüreğinde sevdası, dilinde türküleriyle Ayşe Güpüler. Anlamlı, anlamlı. Hakikaten çok anlamlı. Bağlama çalmayı nereden öğrendin peki? Arif Sağ Müzik Okulu'na gittim. Sonra konservatuarı okudum. Sonra Yandolu'nun işletme mezunuyum. Çok güzel, konuşacağız bunları. Yani işin hem diyorsun sahnelerinde, sahnelerinden geldim. O sahne tozunu yuttum. Alaylı kısmında da yer aldım. Eğitimli kısmında da yer aldım diyorsun. İlk başta eğitimli, sonra sahne. Değil mi? Öyle yaptım. Ne kadar güzel. Hakikaten. Az önceki şey güzeldi. Nasıldı? Elinde... Elinde bağlaması, yüreğinde sevdası, dilinde, türküleriyle Ayşe Güpüler. Nasıl oldu? Ben ne yapabilirim? Şükrü Cömert. Elinde bağlaması, teli, saçında keli. Memleketi tokadeli. Çok güzel. Bak, 2 dakikada besteledi bak. Allah'ım bak. Tamam. Işte, herkese kellik var. Çok sadece sende de yok. Onu öyle söyleme ya. Aman garda sen gene hayatı çekmedi. Bir dakika kelle. Bir dakika. Ay kendini kel mi buluyorsun? Kel mi hissediyorsun? Yok. Özürlü diyelim ufaktan. Yok yok sevgili izleyenler. Ama o saçları boşuna dökmedi. Bir de Şükrü hocamızın şu var. Hmm. O saçları boşuna dökmedi. Aa eyvallah. Sanatıyla beraber döktü. Ama yok kelde değil aslında. Yok, değil ama değil. İşte. Hani bazı arkadaşlara göre daha şanslıyım. Doğru. Değil mi? 3-5 de olsa var. Yok 3-5 değil yani. Bayağı var dolu yani kafanın üzeri. Teşekkür. Ben bir anımı anlatayım bu kellik üzerine. Hı-hı. Bir programa gittim. Orada bir beyefendi yine sanatçımızdı. Hiç saçı yok. Saçı olmadığı için işte diyor ki kuaförüme selam olsun. Şöyle bir bakmışım tamam oğlum. Hangi kuaförle? Olmayan saçı mı dedim de. Şimdi öyleleri de var ama yine öyle senin saçın var hocam öyle deme. O belki sakal tıraş falan oluyordur o yüzden demiştir kuaförüme falan. belki de. Tabii yani sektörde yani. Şimdi Şükrü Cömert önemli bir isim. Sanatçıların gözünde onların evet. Albümlerinde bu kadar katkıları var. Ama kesinlikle sabah sabah kendini yani haftanın ilk gününde ben kelim. Böyle bir düşünce sakın kapılma. Gayet şıksın, gayet de güzel görünüyor. Yakından da çekebilirsin. Teşekkür sevgili kameraman. Türkü söylerken çeker. Yakın. O şey de çok güzel oldu. Söyleyişi çok güzel tabii, oldu. Evet. Bağlamam sazım telim, kafamdaki kelim. Kafamdaki kelim. Hem memleketim tokat elim filan. Memleketim tokat elim. Şükrücüğüm o zaman senden güzel bir türkü alalım. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Slow'la başlayalım biz böyle ufak. Slow mu? Ayşegül hareketli dedi sen söyle. O hareketli bir slow böyle dengeye koyalım ama sonra doğru ben de hızlanacağım. En son bir tokat türküsü kopacağız. Tamam hadi bakalım Şükrücüğüm evet. Bir acayip sevda başta çok dert çektim ben bu yaşta. Bir acayip sevda başta çok dert çektim ben bu yaşta. Gözlerim hep kanlı yaşta.
senin yüzünden kara kız. Gözlerin hep kanlı yaşta, senin yüzünden kara kız. Yanaram yar, yanaram yar aşkıyla. Elindeki sazım san, alnındaki yazım san. Elindeki sazım san, alnındaki yazım san. Yüreğimde sızım san, sen kara kız, kara kız. Yüreğimde sızım san, sen kara kız, kara kız. Sağ olun Şükrü. Gel, gel gitme. Teşekkür ederim. Bir dakika, gel gitme. Söz müzik kime ait? Nurettin. Boks mu yapacağız? Söz müzik sevgili Nurettin Özcan'a ait. Benim albümde 5 tane eseri var. 3 tanesinin sözü benim. Evet. Müziği Nurettin abinin, 2 tane de Nurettin abinin söz müzik olanı çok var. Güzel çok güzel ama. Çok değerli bir üstad. Yapısı biraz bu tarafa gel. Teşekkür ederim. Yani benim albümün aslında gizli kalan eserlerinden bu. Şimdi herkes gün görmeyesin, altınızıma, dayan sevdama... Daha çok ilgi gösteriyor ama bu eser hakikaten gizli kalmış, böyle slow alıp götüren bir eser. Ki fonda da böyle hani deniz falan vardı, tam uygun düştü. Evet, süper. Evet sevgili yönetmenim İrem'e çok teşekkürler ediyoruz. Selamlar hakikaten. Olsun. Ha, çok tam çok güzel oldu. Derya'ya da Derya'cığım seni seviyoruz. Yayın hakikaten çok güzel oldu yayın yönetmenimiz. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Klip çektin mi sen bu? 2 tane var klip. Biraz sonra onları da veririz zaten. Buna niye kliplendirmedin? İşte yani aslında albümde bir tane Dayan Sevdam diye bir eser var. Ona da mesela niye klip yapmadın diye çok söyleyen oldu da işte o an o ikisine karar verilmişti. Onlara çektik. Birazdan da
Altınız mı klibimiz var, bir de gün görmesin, onları yayınlarız herhalde. Tabii tabii. Bakarız. Şey var mı? Şöyle yarın alayım buyurun. Seni. Halay var mı Şükrücüğüm? Var, bir tane var. Bizim Tokat türküsü var. Hı-hı. Tokat ordu karışık. Ben Tokatlı olduğum için hani yöreden. Evet, tane... SMS bekliyorum. Evet, evet. SMS bekliyorum fallarından, hayranlarından böyle. Aa, sağ olsunlar. Valla bilemiyorum, sanalda böyle sanal ortamda bayağı bir tıklanmış öyle, türküler. Öyle. Seyrediyorlar, sağ olsunlar. Ondan önceki, bundan önceki albümünde, bu albümünden güzel türkülerdi. Böyle şimdi bir okuyacağız, az sonra tıklandı. Okuyacağız. Hepsinden ama Tokat'tan SMS bekliyoruz. Tabii tabii. Seyredenler varsa göndersinler. Face'de yaptın mı duyurunu? Twitter'da yaptın mı duyurularını? Face. Twitter'ı mı yaktın? Ya nasıl takip ediyorsun peki o kadar insanı? Nasıl takip ediyorsun? Face'den bakıyoruz. Hayır nasıl takip ediyorsun? Ama çok yoğun olduğu için takip edemiyor. Onun yöneticileri var. Yöneticilerinin yazması bravo. Gerekiyor. Bir dakika. Tebrik ediyorum. Bir dakika, yöneticilerinin yazması gerekiyor mutlaka, o zaman. Mutlaka sağ olsun. Ne yapıyoruz? Yazmışlar. Şükrü Cömert efendim sizin ne derler sanatçınız. Tabii. SMS bekliyoruz ona göre. Ayşegücüm sen neredesin aslen? Ben Tokat Erbaa Keçeci köylüyüm. Erbaa. Evet. Erbaa. Ay çok severim ama hiç gidemedim. Nasıl öyle olmadı? Mi? Evet. İnşallah Erbaa. Seni bu sene götüreyim. İnşallah. Ben çok arkadaşım vardı benim üniversite zamanında. Evet. Hakikaten mert insanlar oluyor ya. Aynen öyleyiz. Gerçekten. Ve insanı zaten özünde merttir mutlaka. Evet. Bir güzel türkü yaptım. Hı-hı. Bu albümde var zaten. 3 tane kendi eserimi okudum. Bize oh. derler Erbaalı diye. Az sonra da duyarız. Bize oh. derler Erbaalı. Bakacağız. Bize derler. Söz müzik kime ait? Ayşe Gülpınar. Bak. 3 tane beş kendi eserimi okudum. Ne derler? 5 parmağında 10 marifet. Öyle derler. Bağlama dedin. Çalabildin başka bir enstrüman var mı? Ayşe yok. Gülcüğüm. Böyle bir merakın oldu mu? Yani gitara hani bir bağlama çalan bir gitarı da çalabilir yani derler. Işte. Ama çok fazla değil. Hani tın 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 derece. Tın tın. Sesleri yani o sesler güzel çalıyorsun. Güzel çalıyorsun ama harikulade çalıyorsun. Teşekkür ederim. Çok şükür. Elimden geldiği kadar işte albümlere de eşlik etmeye çalışıyorum. Yani sonuçta bu bir kültür ve bu kültürün yarınlara aktarılması lazım. Ben özellikle Tokat yöresindeki yöre albümlerinde yani 100 kaset varsa şöyle söyleyebilirim. 95'inde varımdır. yani yöre babında. Ama yöre dışında da var. Var tabii. Genelde de var ama ekseriyeti yöre. Onu bir görev addediyorum ben kendime. Çünkü o türkülerini çalıp yarınlara taşınması lazım. Ve yöre anlamında da pek hani böyle stüdyoda çalan arkadaşımız yok. Bizim Aydın falan da şimdi onlar yetiştiler sağ olsunlar. Aratmayacaklar beni ama o anlamda onu bir... Evet. Ha, görev addediyorum o yüzden. Görev addediyorsun. Yöresel. Var mı böyle hani Tokat'ın ya da işte Sivas'ın dışında Ayşegül'ün seslendirdiği ilk parçası gibi mesela. İşte Edirne'den olsun ondan sonra Akdeniz bölgesinden. Genel olarak böyle yöresel. Tabii yok. Şimdi sahne çalışmalarında zaten Türkiye'nin dört bir tarafından türküler okuyoruz. İşte, repertuarın gelişi Neşet yani. Hoca'dan mesela işte o İç Anadolu türküleri falan olsun, Karadeniz türküleri hepsini okuyorum. Evet. Ha, albümde 12 eser olduğu için fazla hani şey yapamadık ama albümde de var yine yöre türküleri var ama sahnede daha çok okuyoruz tabii. Sahnede. Peki Şükrücüğüm nasıl yetişiyorsun? Nasıl bu performans? Hani hem sanatçıların işte albümlerinde yeni böyle bebeklerinde onlara katkıların oluyor, onlara desteklerin oluyor. Sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyorsun. Konserlerin oluyor. Türkü evlerinde sahnelerin oluyor. Evet. Mekanlarda falan nasıl yetiştiriyorsun? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani benim sahne programı şu an haftada bir gün. Hı-hı. Onu seçiyorum artık. Yani biraz yani kızmasın izleyicilerimiz ama türkü barlarının biraz hani cılkı çıktı diyebilirim. Biraz böyle hani ben ilk 96'da başlamıştım türkü barlara. Rahmetli Kıvırcık'la beraber çalışıyorduk o zaman. Çift bağlama. O dönemin müşteri portföyü çok farklıydı. Şimdi iş biraz daha farklı boyutlara gelmeye başladı. Geçelim orayı. Bir gün bar programı olunca geri kalan kısımda yani konserlerde genelde hafta sonu falan oluyor. İşte yurt dışı falan gidiyorum ben genelde. Ama şu bir gerçek ki yani saat kaç olursa olsun Şükrü Cömert'i aradığın zaman yani yarın benim şunum var dediğin anda hiç kesinlikle mutlaka, kırmaz. Elimden geldiği kadar. Yani o gün erken kalkar, ben buna birebir şahitim. O gün erken kalkıp mutlaka. Kesinlikle O bir görevdi. Biz bir de müzik artık bizim. Ama senin gibi düşünmeyen, hani yaşam şeklimiz çok oldu. Hani yani. Ben sadece hani hayatımı bu işten kazanıyorum ama direkt bu olaya maddi açıdan şimdi bakmıyorum. Bu benim yaşam önemli. Biçimim. Yaşam şekli müzik benim. Yani doğduğumuzdan itibaren hani 7 yaşında ben bağlama çalmaya başlamışım. İlkokul 1'deyken çalıyordum. Evet. Hala çalıyoruz. Yani o bizim artık bir yaşam şeklimiz. Nasıl bir merak oldu Şükrücüğüm? Yani benim dayım baban dayım
selam olsun, burada seyrediyorlar Tokat'ta, Reşadiye'de. Oo, SMS bekliyoruz o zaman. Tamam, lazım bir dakika. Dayıdan, dayıdan Şükrü Cömert'in dayısından SMS bekliyorum. Babasından SMS bekliyorum. Damat, annesinden... damat beyin dayısından SMS mesajı. Damat beyin, Şükrü Bey'in dayısından, ondan sonra teyzesinden, halasından tamam. SMS bekliyoruz. Süper. Ayşegül Pınar'ın annesinden, gelinimizden. Evet. Laleden, haleden, bütün mahalleden. Şahane güzelimizden, Türk evet. Halk Müziği'nin hanımefendi sesinin annesinden, ablasından, ablam varsa, yok, eniştesinden, dayısından SMS bekliyoruz. Valla ben anlamam. Evet. İşte dayım şeylerde, cemlerde zakirlik yapardı. Evde çok bağlaması güzel var. O evde olmadığı zaman ben hemen gideyim bir kurcalıyorum falan bakıyorum. Bir gün yakaladı beni ama çalarken. Ne akort bozulmuş falan. Ben dedim dayağı yedik şimdi falan. Değil ne mi yapıyorsun? Dedim valla bakıyorum çalıyorum hani falan. Öğreteyim mi sana? Aa ne demek öğret falan. Sağ olsun işte okula gitmiyordum 6 yaşında zaman işte 2 ya da 3 türkü o zaman öğretmişti. Bir de şimdi bazı şeylerin ben Allah vergisi olduğuna inanırım. Hani bir doğuşta gende vardır bazı şeyler. Serde de vardı herhalde, ondan sonra bağlamayla yürüdük. Ama bakalım. Ellerinden öpüyoruz değerli dayıcımızın. Selam olsun. Annem, babam, dayımlar hep seyrediyorlar. Tabii tabii. Değil mi? Çalabildin mi, başka enstrüman var mı? Yani klavye yeri geldiği zaman çalarım, böyle işte gitar dediği gibi böyle ufak ufak da olsa hani tırnatabilirim ama sahnede profesyonel anlamda değil. Değil mi? Bestelerin var kendine. Söz var benim kendim. Ait yazdığın. Sözlerim var ama melodi pek daha şu ana kadar ben Ayşegül kadar başarılı değilim. ama ileride yapacağım inşallah. Nasıl olursa. Böyle hafiften sen de şiven de değil mi Ayşegül'cüğüm? Biraz böyle Karadeniz böyle. Tokat tabii sonuçta. Birazcık böyle bir kayma var. Öyle. Kaç yıldır İstanbul'dasın mesela? İlkokul 3'te geldik. 83'te 84'te İstanbul'daydık biz. Ama her sene. Evet biz hayatta yokuz. Ay. Milattan önce 1974'te doğmuşum ben. Ay, tabii. Milat öncesi, milat sonrası. Yok canım şaka yok, yapıyorum. Yok. Ama şey söyleyebilirim, çok şanslı bir dönemde yetiştim. Ben köyde ilkokul 1'i okudum Tokat Reşadiye'de. O zaman gaz lambası idare dediğimiz ya da çıra dediğimiz aletlerin ışığı altında biz ders çalışırdık. Şu an işte Twitter'ım olmasa da Facebook'tan ya da MSN'den Avrupa'yla bile görüşme yüz yüze şansımız var. Tam o geçiş dönemin teknolojiye geçiş çağında biz o döneme yetiştik yani. O çok bizim adımıza şanslıyız. Ben. Yani sizler daha çok şanslısınız. Yani benim halimde olduğu gibi herkes çok şanslı. Evet aynen öyle. Ya. Hakikaten öyle. Ama şöyle bir şey var yani bizim ilkokul zamanımızda Şükrücüğüm hani arada çok bir zaman kayması yok aslında yani teknolojiler. İlkokul zamanında, ortaokul zamanında bizim de mesela cep telefonunun lisede oldu mesela. Doğrudur. İşte yani o artık şöyle söyleyeyim yani 80 yani 90'lardan sonrası artık teknolojinin hızla girdiği ve hayatımızda yer ettiği dönem. Hayatımızda yer ettiği bir süreçte izliyorsun ama Twitter'ın yok. Evet. Buradan şimdi nasıl? Twitter açacağız. Ama bence Twitter'da biz bilmiyoruz falan mı? Bir dakika. Olmazsa olmaz. Hayır. Ben seni Twitter'lamam lazım. Evet. Seni takip etmem lazım. Aynen. Seni tweetlemem lazım. Bizim elemanlara ben söyleyeyim. Hemen bir Twitter bana. Evet. Belki de açtılar. Sen bilmiyorsun. Onu demek istiyorum işte. Nasıl takip edeceksin yani doğru, o kadar insanı doğru, değil doğru, mi? Doğru, doğru. Yani bomba gibi böyle patlamalar oluyor. Hani Erol Köseler'in falan böyle patlamaları. Hani bombaları. Evet. Bizimki şey sanat dalında olur sadece. Sanat dalındaki patlamaları takip ederim diyorsun. Aynen hocam. Gerisi bizi bağlamıyor. Gerisi bizi bağlamıyor. Ayşegül'cüğüm senin nasıl aranla böyle şey Twitter'lar, işte Facebook, internet. Çok iyi. Yani yönetici arkadaşlarımız da var sağ olsunlar. Bizleri aratmıyorlar. Yine de bakarım, takip ederim. Yorumlarına yorumlar yazmaya çalışıyorum. Ama birebir cevap vermem diyorsun. Yo veriyorum. Ben de vakitim olduğu kadar ben de veriyorum ama arkadaşlarım da veriyor. Onu demek istiyorum. Evet yani bakabiliyorum. Ama eğer ki ben yoksam da Ayşegül Hanım'a iletiriz diye notlarına yazıyorlar. 101'de bizi yenmeseler değil mi? Ne güzel olur. Bir dakika ne o? Bir dakika ben okey oynuyoruz ya bazen. Ay, reklama girmesin. Reklama girdi bak. Ben de diyorum bu ne? Ne dedi Şükrü? Bir dakika. Ayşegül sen bir türkü söyle kapatalım. Öyle mi? Öyle. Bence de Ayşegül sen bir türkü söyle. Hemen mevzuyu kapatalım. Hemen şöyle mevzuyu kapatalım. Yeni bir bebek. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Şanslıyım. Teşekkür ediyorum. Şanslıyım albümünden. Hangi şanslı parça gelecek? Şimdi hani herkes bir araya gelince söylenen bir kelime vardır. Nedir? Nedir? Yelizim. Nasılsın? Ha nasılsın tabii. Evet tabii. İşte nasılsın? Ha nasılsın? Hadi bakalım. Evet, nasılsın bakalım diyoruz. Hadi bakalım.
gönlü yürek sana limandır. Hatırını soramadım nasılsın. Bu hüzünlü yürek sana limandır. Hatırını soramadım nasılsın. Nasılsın canım benim bir tanesi nasılsın. Nasılsın canım benim bir tanesi nasılsın. Çiçeğiydin dağlar başında. Siyah saçlar savrulurdu düşümde. Gönül vazgeçer mi kendi eşinde? Yar yanına varamadım nasılsın? Yar yanına varamadım nasılsın? Nasılsın? Canım benim bir tanesi nasılsın? Nasılsın? Canım benim bir tanesi nasılsın? Sahilinin dalgası sensin. Hayatımın en son sayfası sensin. Yaraların saramadım nasılsın. Hayatımın en son sayfası sensin. Yaraların saramadım nasılsın? Nasılsın? Canım benim bir tanesi nasılsın? Nasılsın? Canım benim bir tanesi nasılsın? Nasılsın? Oldu mu böyle? Bomba gibiyim. Çok değerli Aşık Mazlumi'nin ellerinden öpüyorum. Çok güzel. Çok güzel bir türkü. Çok güzel. Ve bu güzel türküyü de bu güzel haliyle getiren değerli yönetmenim Fikret Hasani'ye. Sonsuz teşekkürler. Teşekkürlerimizi sunalım. Hakikaten nasılsın? Yani uzak diyarlarda kalmış. Nasılsın Şükrü Cemal? Aa, süper. Nasılsın? Sen de diyorsun ki Ayşegül'cüm diyorsun ki hani bir araya geldiğimizde ne dersin? Allah Allah ne denir ki? Bir araya geldiğimizde mesela tabii ki haline hatırını evet, sorarsın karşındakine değil ben mi? Ben de soruyorum işte. Bak. Nasılsın? Nasılsın? Ekin Temizleyenleri nasılsınız? Bir dakika. Seninki sevgili Esen gibi bir tanesi. Bir tanesi. Hani,
Yani, bir tanesi. Aşküsü. Aslında anası var. Onu da anlatacağım ben de, az sonra. Ben de Ekin TV izleyenlerime bir tanesi diyorum. Bir tanelerim. Nasılsınız? Öyle olur tabii ki şekerim. Sen bir tane ne söylüyorsun? Benim bir tane değil, binler tane ne derler? Bir tanelerim var. Hayranlarım. Aşkısı sevdiklerim, var. Sevdiklerim. Dostlarım. Aşkıları var. Ya, evet. Ya. Allah bu türkünün aslında anısı çok güzel. Onu az sonra anlatayım mı? Yok, anlatayım, şimdi mi anlatayım? Yok. Yerimize geçelim ama gurbette üniversite öğrencileri dahil tayinleri çıkmış, ayrı ayrı diyarlara gitmiş izleyicilerimiz, evet. Sevda çekenler, aşk yaşayanlar, hani olur ya böyle o özlemi çekenlere gönderelim bu şarkıyı çünkü. Evet. Çünkü gurbette diyor ki bir tanesi diyor halini hatırını soramadım nasılsın diyor. Bir uçtan bir ucu o kadar çok tanıdığım var ki benim, hem üniversite evet. için ayrılan hem tayin tabii. iki öğretmen tabii, mesela. Evet. Kimi Kars'a gitmiş, kimi Edirne'ye gitmiş. Ailesinden ama ayrı. Ama sadece evet ailesinden ayrı gurbet ellerde. Ararlar nasılsın değil mi, nasılsın? Tüm nasılsın demek isteyenlere gitsin o zaman. Evet aynen evet. öyle. Gurbet çeken şöyle. Yerini alayım seni Ayşegül'cüm. Bir tanesi diyor aslında... Her şekilde algılanabilir, her şekilde dinlenebilir. Şimdi aslında, bir tanem diye ifade etmedik. Hı. Bir tanesi dedik daha böyle modern olur diye. Ha. Mazlume Hoca çok değerli eşi, benim değerli annem Makbule anneciğimizle ayrı kalmışlar. Hı hı. İşte o oğlunun yanına gelmiş işte o dönemde. Bir süreç ayrı kalınca Mazlume Hoca değerli annemizi yani eşini çok özlemiş. Ne yapsam ne yapsam demiş ki ben bir türkü yapacağım. Ay ne kadar güzel. Evet güzel böyle Makbule annemiz için güzel bir yazılan. Ben ne dedim sana? Canım benim bir tanesi nasılsın? Hani hatırını soramaya hatırını soramadım nasılsın diye. Ben de bu güzel türküyü beğendim. Böyle şey haliyle geldi. Daha kendi böyle çalmış o haliyle ham geldi. Haliyle evet. Dedim hocam nasıl? Sağ olsun İstanbul'a geldi benim için. Ayşegül'üm dedi bu türküyü ben daha yeni yaptım. Anası da böyle böyle. Eğer dedi kabul eder misin? Tabii ki dedim hocam ne demek. Baktım bana da çok güzel uyuyor. Götürdüm bizim hocamız, yönetmenim Fikret Hasani hocamıza. Fikret. Dedim böyle böyle dedi çok güzel. O zaman yapalım mı yapalım nasılsın? Hatta şeye bile kaydederken yazmış bizim Fikret hocamız, Fikret Hasani. Nasılsın yanına da iyiyim sen nasılsın? Ay, çok güzel. Çok güzel anılar yaşadım. Yaşadım. 8 ay içerisinde bu güzel albümü gerçekleştirdik. Hakikaten ama çok güzel. Gerçekten çok özen gösterdik. Bunların en iyi tanığı zaten Şükrü Cömert'tir. Fikret Hasani harikulade bir yönetmen. Herkese Allah öyle yönetmen tavsiye ediyorum. Çok güzel yönetmenle çalıştım. Ve müzik yapımcım Arda, da müzik. Arda Müzik. Baki Bey'e de selamlar olsun. Selamlar olsun Baki Bey'e. Bu güzel albümü hep bir arada böyle oluşturdukları için hakikaten birçok işte albümü geçmeyeceksin. Gerçekten o kadar çok büyük emekler çok, yatıyor çok ki emekler. Değil mi? Tabii, hani işin mali kısmından ziyade emek, manevi değerler. Mali kısım bir şekilde aşılıyor ama onun işte dediğin gibi manevi tarafı çok büyük. Yani değil mi? O yüzden seyreden herkese söylüyoruz ne olur korsan almasınlar. Yani aynen, burada öyle. Çok büyük emekler İndirmeyiniz var. İndirmeyiniz efendim korsan almayınız. Benim albüm daha çok çok yeni bir haftalık dedim. TTNet'te inanın ki rekora doğru gidiyorum. Yani. Oo, çok, çok memnun güzel. Oldum. Değerli izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. TTNet'te, MyNet'te, YouTube'da bunlar yasal kanallar zaten. İndirilebiliniyor evet, değil mi? Tıklanabiliniyor, beğenilebiliniyor. Aynen öyle. Ve orada da güzel bir başarıya doğru gidiyoruz. Bu arada ben bir şey daha söylemek istiyorum. Albüm tanıtımı gecemiz oldu. İzdiham oldu açıkçası. Konuşacağız. Gece hakkında konuşacağız. Şükrücüğüm tamam. Senden güzel bir şöyle hemen alalım mı? Hemen alalım. Bir değiş hadi. Okuyayım ben hemen o zaman. Değiş. Haydi bakalım Şükrü Cömert'ten güzel bir değiş geliyor. Zulmeyledin bize sen zalim paşa. Hoyrat olup girdin İrem bağına, kırdın dalımızı sen zalim paşa.
Her birimiz ayrı kaldık cumanda. Niceleri yaktın sen ataşlarda. Yarın mahşer günü ulu divanda. Çekilirsin para sen Yavuz Paşa, sen Hınzır Paşa. Her birimiz ayrı kaldık cumanda. Niceleri yaktın sen ataşlarda. Yarın mahşer günü ulu divanda. Çekilirsin dara sen Yavuz Paşa, sen Hınzır Paşa. Karıştı gözümüz kan ile yaşa, zalim askerlerin gelmez imana. İkrarımız vardır Şah-ı Merdan'a, ciğer pareledin sen Yavuz Paşa. Her birimiz ayrı kaldık cumanda. Niceleri yaktın sen ataşlarda. Yarın mahşer günü ulu divanda. Çekilirsin dara sen Yavuz Paşa, sen zalim paşa. Her birimiz ayrı kaldık cumanda. Niceleri yaktın sen ataşlarda. Yarın mahşer günü ulu divanda. Çekilirsin dara sen Yavuz Paşa, sen Hınzır Paşa. Çaresiz abdalın cana işledi. Düzen aynı düzen, zaman değişti. Kerbela, Maraş'ta, kanlı Sivas'ta. Yıktın hanemizi sen Selim Paşa. Her birimiz ayrı kaldık cumanda. Niceleri yaktın sen ataşlarda. Yarın mahşer günü ulu divanda. Çekilirsin dara sen Yavuz Paşa, sen Hınzır Paşa. Her birimiz ayrı kaldık cumanda. Niceleri yaktın sen ataşlarda. Yarın mahşer günü ulu divanda. Çekilirsin dara sen Yavuz Paşa, sen Hınzır Paşa. Yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Şarkı çok güzel, türkü çok güzel. Sözümüzü konuşacağız. Mehmet Özcan'a ait türküydü, sonra konuşacağız. Çok güzel konuşacağız. Tamam. Ama malumunuz sevgili Ekin TV izleyenleri, bir taneleri para kazanmamız gerekiyor efendim, malumunuz. Direkt reklamlar. Ne diyoruz? Reklamlar. Reklamlar sonra buradayız. Hadi bakalım. Estetikten modaya.